burada gelinini en çok bulan kayınvalide mi acaba? Öyle bir imaj var kafamda. Çiğdem Sultanım. Nazara geleceğim. Nazara. Geldim bile. Gözümle deviriyordum seni. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Afiyet olsun. Kaldırırken yukarı kaldır da tamam. Dökülmesin değişik içi. Ha. Böyle mi olacaktı? Şerbetini değerlendireceğiz. İçindeki muhallebisini. Ben bunun neyini değerlendiriyorum? Şerbet güzel olmuş tadı. Muhallebi de olmuş, eğer olması gereken buysa. Su muhallebisi gibi düşün. Ha. Evet. Güzel olmuş. Yani çok fazla söyleyecek bir şey yok. Çünkü fıstık, badem, dut, şerbetinin kıvamı. Yani öbürlerine de bakacağım. Hı-hı. Tat olarak şekerli bir su olarak. Osmanlı'da çok fazla şerbet yapılıyormuş biliyorsunuz. Hani yemeklerden sonra böyle hazmetsin diye. Sanırım öyle bir şey bu da. Evet. Bakacağım. Sevdin. Yani benlik bir şey değil. Açıkça söyleyeyim yani. Tamam. Önümüzdeki değerlendirirsek. Önümüzdeki görünüş olarak kuplarda şık durmuş. Hı-hı. Lezzet olarak da hani şekerli şerbet muhallebisi de iyi. Tamam. Ne diyeyim şimdi? Afiyet olsun. Bunun şerbeti çok fazla tatlı geldi bana. Hmm. Bayağı bir tatlı öbürüne göre. Aslında ayarlar aynı ama bilmiyorum hani aynı ölçekte veriliyor. Ama bayağı bir tatlı bunun şerbeti. Muhallebiler aynı ama bunun şerbetini çok tatlı buldum. İçini baydı. Hı, içimi baydı. Geçiyoruz çok da beğenmeyerek üçüncü tabağımıza. Şerbetler ya çok böyle ayrım yapacak bir şey bulamadım ya. Nasıl değerlendireceğim, nasıl puan vereceğim onu da bilmiyorum şu anda yani. Ya hepsi hemen hemen aynı, muhallebileri aynı, şekerli şurup diyeceğim, şerbetleri aynı. Öbür malzemelerin hepsi zaten hazır. Muhallebiler çok da aynı olamaz ya. Bu biraz daha farklı. Bu biraz daha kıvamlı olmuş, kalın olmuş. Bunun muhallebisi onlara göre. Onlarınki daha böyle su muhallebisi gibi. Hı. Güzel güzel oynuyor. Bu biraz daha böyle. Katı. Katı. Yapabileceğim bir yorum yok tabaklarda. Tamam. Teşekkürler. Son tabağın. Bunun şerbeti daha kıvamlı olmuş. Hmm. Daha güzel olmuş bunun şerbeti. Dört tabak içinde kıvamı muhallebisi de güzel olmuş. Tam bir su muhallebisi gibi olmuş. Şerbet olarak da en kıvamlı şerbet bu. Demek ki farklar oluyormuş değil Doğru. mi? Evet. Peki Çiğdem Sultanım, genelde şansın da yaver gidiyor. Sen de gelininin tabağını tanıyorsun. Evet. Ve güzel puanlar veriyorsun. Bugün de bakalım aynı performans olacak mı? Ben bugün ilk 5'i vereceğim tabağı söyleyeceğim. Bu. 4. tabak 5 puan. 2 vereceğim. 3. tabak 2 puan. Vallahi ben risk alacağım ya. Al ya. Alıyorum. Evet. Alsam mı diye de düşünüyorum. Bu bana çok tatlı geldi. Tamam. Buna 1 vereceğim. 2. tabak 1 puan. Ya hero ya mero, buna da 1 vereceğim. 1. tabakta 1 puan. Ya hero ya mero. Öyle, aynen öyle.